Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çoğu insan sebze ve meyvelerin sadece birer bitki olduğunu, ara sıra onlara su verip güneşe çıkarmanın yeterli olduğunu düşünür. Oysa ki onlar sizlerle yaprakları ve meyveleri aracılığıyla iletişime geçmeye çalışır. Bitkiler ve insanlar arasındaki bu basit iletişimi çözdüğünüzde karşınıza çıkabilecek tüm problemleri de ortadan kaldırmış olursunuz. Peki bir domates fidesi bizlere neler anlatmak istiyor? Buyurun birlikte izleyelim. Domates neden çatlar? Çatlamış domates yenir mi? Çatlamış domatesin organik olduğu düşüncesi doğru mudur? Domatesin çatlamasının en büyük nedenlerinden biri düzensiz sulamaktır. Domatesleriniz kuru bir dönem geçirdiyse, yani siz saksıda domates yetiştiriyorsunuz. 2 günlüğüne tatile gittiniz. Bu süre içerisinde toprak biraz da olsa kurudu. Ve tatilden geldiğiniz gibi bol bol sulamaya başladınız. Çölde susuz kalmış birine bir anda bol bol su içmesine izin vermek gibi. Kuru bir dönem geçirmiş olan domatese bir anda bolca su verirseniz, toprak içerisindeki mineraller hızlı bir şekilde erir, bu mineralleri kökler hızlı bir şekilde fidenin gövdesinden meyvelerine aktarmaya başlar. Domatesin içerisi dış kabuğundan daha hızlı gelişmeye başlar. İçi kadar hızlı gelişemeyen domates kabuğu da bu basınca dayanamayıp çatlayacaktır. Eğer bir de toprakta kalsiyum eksik ise direnci zayıf olan domates kabuğu daha kolay çatlayacaktır. Bahçede yetiştirilen domateslerde de bu sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir anda havaların aşırı derece ısınması veya domatesin gün içerisinde alması gereken 3-4 saatten fazla güneş alması susuz kalmasına sebeptir. Bunu önlemek için düzenli sulama yapmak şarttır. Ben genellikle saksılarımın tabaklarından sulama yaparım. Bu sayede kökler suya ulaşmak için gelişme gösterirken toprak yüzeyinde kalan su sıcaktan buharlaşıp uçmaz. Bu sulama şeklini biberlerde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Domatesi sularken aşırıya kaçmadan suyu ne çok fazla ne de çok az vereceksiniz. Bitkinin ihtiyacı kadar sulamak gerekir. Toprağın nemine göre toprağı kuru bırakmayacak şekilde sulamalısınız. Toprağın suya ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Toprağı parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer parmağınızın ucundaki toprak nemli ise sulama yapmanıza gerek yoktur. Çok sıcak havalarda bu nem çok çabuk değişiklik gösterebilir. Yani topraktaki su çok sıcak havalarda buharlaşabilir. Bunu önlemek için malçlama yapmalısınız. Kuru saman veya doğal rafya gibi malzemelerle toprağın üstünü örtün. Bu sayede topraktaki nem buharlaşmayacak ve bitkiniz her daim köklerinden suyu emebilecektir. Özellikle domates yetiştirirken bu şekilde malçlama yapmanızı tavsiye ederim. Peki çatlamış bir domates yenir mi? Evet, yenir. Aslında bu bilgilerden şunu çıkarabiliriz. Çoğunlukla şunu duyarız. Bak, bu domates organik olduğundan üzerinde çatlaklar var. İşte bu domates alınır. Hayır. Bu yanlış bir düşüncedir. Organik tarım ile üretildiğinden değil, düzensiz sulama ve kalsiyum eksikliğinden çatlamıştır. Bu cins çizgili domateslerle karıştırmayın. İyi bir domates hasarsız olmalıdır. Doğal gübrelerle beslenip hormonsuz olduğunu da kestiğinizde içerisindeki beyazlığın yoğunluğundan anlarsınız. Domatesin içerisi kıpkırmızı olmalıdır. Yaprakları sararan, çiçekleri kuruyan ve bir süre sonra daha olgunlaşmamış domateslerin altlarında oluşan kararmaların sebebi ve önleminden bahsedeceğim. Yetiştirdiğiniz bitkinin daha iyi büyümesi ve meyve vermesi için toprağına gübre verilir. Özellikle fazla hayvan gübresi kullanımı sonucunda bu sıkıntı yaşanmaktadır. Genellikle saksılarda hayvan gübresi ile gübrelemede pH'ı düşürür. pH'ın 5'in altına düşmesi aşağı yukarı bitkinin topraktan hiç besin almamasına sebep olur. İdeal pH değeri 5,5-7,5 arasında olmasıdır. Sonuçta bitkinin yapraklarını ve çiçeklerini bu şekilde sarı ve kurumuş gördüğünüzde
domates fidesinin kuruduğu düşünülerek aşırı su verilmektedir. Aşırı sulama ise çiçek sonu çürüklüğüne, yani meyve altlarında çürüme meydana gelir. Toprağı kontrol ettiğimizde, ki bu toprağı parmağımızın ikinci boğumuna kadar sokarak yapıyoruz, aslında toprağın nemli olduğunu görebilirsiniz. Siz suyu veriyorsunuz ama bitkiniz minerallerden faydalanamıyor. Şu durumda vereceğiniz hiçbir gübre yardımcı olmayacaktır. Üreticilerin ve özellikle saksıda yetiştirenler yaprak renklerine ve oluşumlarına göre önceden önlem alabilirler. Bitkinizin yaprakları ve domates altları bu şekilde olmaya başladı ise genellikle kalsiyum eksikliğinden olur. Ama siz bitkinize kalsiyum verseniz de pH düşük olduğundan kökler kalsiyum dahil nitrojen, fosfor, potasyum, sülfür, magnezyum, demir, mangan, bor, bakır, çinko gibi bitki için gerekli mikro elementleri sizin bitkiniz alamıyor demektir. Alınabilmesi için toprak pH'ının 5,5-7,5 arasına gelmesi lazım. Birazdan onu da halledeceğiz. Bitkimizi kurtarmak için öncelikle çürümüş domatesi, kurumuş çiçek dallarını ve benekli yaprakları temizliyoruz. Bu arada bir tavsiye daha bulunmak isterim. Kulaktan kulağa dolaşan bilgi kirliliği olarak ilk çıkan çiçek koparılır veya çiçek açtığında hiç su vermeyin derler. Domates artık filizlenip çiçek açmaya başladığında ölmeyecek kadar az sulanmalıdır. Belki de hiç su vermeyin dedikodusu buradan geliyordur. Bunun sebebi bitkiyi çiçek açmaya zorlamaktır. Ne kadar fazla çiçek, o kadar fazla meyve demektir. Bu dönemde verilecek fazla su çiçeklerin dökülmesine, tutan çiçeklerde meydana gelen meyvelerde de çiçek sonu çürüklüğüne sebep olmakta. Yani ilk çiçekleri koparmayın ve suyu azar azar verin. Temizliğimizi yaptığımıza göre bitkimizin pH değerini dengeleyelim. Nalburdan alınacak sönmüş kirecin saksı toprağına karıştırılması gerekir. Orta boy bir saksı için bir çorba kaşığı kireç problemi çözecektir. Kireci toprağın üst kısmına karıştırdıktan sonra sulamayı unutmayın ki kireç eriyerek toprağa işlesin. Domatesde çiçek sonu çürüklüğüne sebep olan bir diğer faktör de bitkinin stres altına sokulmasıdır. Bitkinin stres altına sokulması demek, sulama periyotlarının uygun olmayan şekillerde gerçekleştirilmesi demektir. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.